Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Atıştırmalık soru çözümleri serimizle devam ediyoruz sevgili gençler. Yine 5. sınıf bursluluk sınavında çıkmış sorulardan biri. Geçen senelerde çıkmış sorulardan 7.si sevgili gençler. Yine birlikte çözeceğiz. Tabii başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilsen hemen aşağıdaki abone butonlarından kanalımıza abone oluyorsun. Ayrıca takıldığın bir konu olur, konu isteklerin olur ya da paylaşmak istediğin mevzu olursa yorum kısmına yazıyorsun. Evet, şimdi hazırsan başlıyoruz. Evet, sorumuza bakalım. Bir kesir sorusu sevgili gençler. Kesir yazma ve kesirlerin tam sayı aralıklarını bulmayla ilgili bir soru. Bakalım. Mehmet'in bir günde içtiği su miktarı 1 litreden fazla 3 litreden azdır. Yani bak 1'den 3 arasında. 1 ile 3 arasında, buraya kesir diyelim. K harfi. 1 ile 3 arasındaki bir kesirden bahsediyorum. Buna göre Mehmet'in günde içtiği su miktarını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hatırlarsanız kesirleri biz 4'e ayırıyorduk. İlki birim kesirdi. 1 bölü 3 şeklinde ya da 1 bölü 2 şeklinde, bunun gibi böyle kesirlere, yani üst tarafı 1 olanlara birim kesir diyorduk. Ardından normal bildiğimiz basit kesirleri, yani basit ismi basitliğinden değil, normal kesirler demek istedim. Üst tarafı küçük, altı büyük olanlar 5 bölü 7 gibi. Bunlar basit kesirdi. Ardından bunun tam tersi olan mesela 7 bölü 3, 11 bölü 4 gibi, yani üst tarafı büyük olan bileşik kesirler vardı. Son olarak da 2 tam 3 bölü 5 gibi tam sayılı kesirlerimiz vardı. İşte bak, şu gördüğünüz birim ve basit kesirlerin tamamı 0 ile 1 arasında oluyordu. Yani küçük oluyorlardı. Ama şu da bileşik ve tam sayılı kesirler 1'den daima büyük oluyorlardı. Bizim de aradığımız olay zaten bu sevgili gençler. Bak 1 ile 3 arasında, yani biz bileşik ya da tam sayılı bir kesir arayacağız. Ve aradığımız bu kesir 1 ile 3 arasında olacak. Tamam, hemen başlayalım. Bunu yapmanın bir yöntemi, en kolay yöntemi, hepsini tam sayıya çevirmektir. Neden? Bakın şimdi bu 2 tam 3 bölü 5. 2 tane tamı var ama 3'e yetişememiş. Yani 2 ile 3 arasında diyoruz. Bunun gibi düşünseniz mesela 1 tam 1 bölü 5. 1'i bitirmiş. 1 bölü 5 daha almış. Yani 1 tam 1 bölü 5. Buradan aklınıza gelebiliyor. İşte biz de bunu bulabilmek için hepsini tam sayıya çevireceğiz. Pratikti. 36'yı 7'ye bölüyordunuz. 36'nın içinde kaç tane 7 var? 35'ten dolayı 5 tane var. Paydamız hiçbir zaman değişmiyor. Her zaman 7. 35'ten geriye 1 kaldı. 9'un içinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Geriye 1 kaldı. 27'nin içinde 8, 3 kere var. 3 kere 8, 24. Geriye 3 kaldı. 13'ün içinde 6, 2 kere var. 2 kere 6, 12. Geriye 1 kaldı. Bakın, buradan baktığınızda bu 5 tam. Yani 5 ile 6 arasında. Bu 4 tam. 4 ile 5 arasında. Bu 3 tam. 3 ile 4 arasında. Bu 2 tam. 2 tamı bitirmiş. 2 ile 3 arasında bir kesir. Buradan da baktığınızda şartımıza uyan 2 ile 3 arası. Çünkü 1 ile 3 arası diyordu ya. Bu araya denk gelen D şıkkı diyoruz. Bakın, çok detaylı ve yavaş yavaş bütün konuyu özetleyecek şekilde anlattım. Yani bunları da normalde bunları anlatmazdım ama iyice konu otursun diye onlardan da bahsettik. Evet, videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi serinin devamını kaçırmamak adına ve diğer videolarımızı kaçırmamak adına ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone oluyorsunuz. Yanında gördüğünüz kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Yeni kısa kısa bilgi videolarında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.